Evet efendim, resmi açıklama geldi Osimhen için. Son 48 saatin A Spor ekranlarının yıldızı Emre Kaplan şimdi telefon attığında. Emre, hoş geldin yayınımıza. Burak, öncelikle çok teşekkür ederim güzel sözlerin için. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Osimhen için resmi açıklama geldi. Detaylar da sende, söz sana bırakalım. Eş zamanlı olarak hem eski kulübü diyeceğiz Napoli hem de yeni kulübü Galatasaray açıklamaları gerçekleştirdi. Galatasaray Türk futbol tarihinin en önemli transferlerinden bir tanesi. Birkaç gündür hep bundan bahsediyoruz. Yaşı, kariyeri, geldiği zamanlama olarak Victor Osimhen'i resmen duyurdu. Bir yıllığına herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyeceğini ve 6 milyon euro ücret ödeneceğini söyledi, ifade etti Galatasaray yaptığı resmi açıklamada. Ki Napoli'deki yıllık maaşının 11 milyon euro olduğunu, net 11 milyon euro olduğunu söyleyelim Victor Osimhen'in. Geri kalan kısmını ise Napoli kulübü ödeyecek. Çok fazla gündemi meşgul eden konulardan bir tanesiydi Osimhen transferi ilk gerçekleştiği andan itibaren. Acaba bir opsiyon, acaba tek taraflı bir fesih maddesi var mı? Ocak ayında ayrılma durumu söz konusu olabilir mi gibi. Henüz bununla ilgili resmi açıklama gelmedi ama net olarak aslında o akşam da bahsetmiştik bundan. Victor Osimhen Haziran ayına kadar bu sözleşmeyi Galatasaray'la imzaladı. Ve ayrılığa dair, arada gerçekleşecek bir ayrılığa dair iki tarafında lehine ya da aleyhine herhangi bir madde yok. Bir yıllığına Galatasaray Victor Osimhen'i kiraladı. Sadece 6 milyon euroluk kısmını ödeyecek maaşının ve şu anda artık Nijerya milli takımı kampına katılmak için Victor Osimhen İstanbul'dan ayrılacak. Bugün çekimleri gerçekleşti. Muhtemelen birkaç dakika içinde, belki saniyeler içerisinde Galatasaray'ın kendisi için hazırladığı o özel video yine paylaşılacak. Hem Napoli kulübü hem Galatasaray Victor Osimhen transferini açıkladılar. Birkaç gündür, 48 saattir senin de söylediğin gibi Osimhen üzerinden çok fazla şey konuşuyoruz. Çok çok önemli bir transfer, çok büyük bir yıldız Türkiye'de izleyeceğiz. Herkes bununla ilgili heyecanlı. Resmi açıklaması da geldi. Tabii muhtemelen şunu da soracaksın. Sen sormadan ben yanıtlayayım. Kalan saatlerde, kalan dakikalarda yeni hamleler olabilir mi? Çünkü bugün UEFA Avrupa Ligi ile ilgili bir liste teslimi var. Yeni günün ilk saatlerinde 01'de Galatasaray en geç liste teslimini gerçekleştirecek. Şu anda ciddi bir mesai var. Galatasaray transfer heyeti, Sayın İbrahim Atıpoğlu, Sayın Cenk Ergün, Sayın Maruf Güneş İstanbul'da. Yanı sıra Okan Hoca İtalya'daki temaslarını sürdürüyor. Bazı isimler için hala görüşmeler, hala temaslar yapılıyor. Az önce yayına bağlanmadan kısa bir süre önce transfer heyetindeki isimlerden bir tanesine durumu sordum. Bugün için bir hareket bekleyebilir miyiz? Beklememiz gerekiyor mu? Şeklinde bir ifadeyle sordum. Biraz zor olduğunu söylediler ama ben yine de bir sürprize açık olabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok yoğun temaslar var. Sabah saatlerinden beri bunu takip edebiliyoruz. Hem İtalya'da hem de yine Premier Lig'den dün itibariyle Şampiyonlar Ligi listesinde kulüplerinin yer almayan isimler üzerinden de çok yoğun temaslar gerçekleştiriliyor. Kısa bir zaman kaldı. Çok kolay değil ama Galatasaray transfer heyeti sıkı bir şekilde temaslarını sürdürüyor. İlerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde belki bir sürpriz isim, belki sürpriz bir transfer için yeniden bir bağlantı gerçekleştiriyor olabiliriz diyebilirim Burak. Peki Emre, ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dileyelim. Efendim, şimdi bir başka meslek büyüğümüz Levent Tüzemen telefon hattında. Levent abi, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Şimdi baktığımız zaman Osimhen ismi dünya futbolunda en çok konuşulan transfer oldu. Galatasaray birlikteliği bir anda. Neler söylemek istersiniz Levent abi? Yani olağanüstü bir transfer. Galatasaray'da bu işi başaranları öncelikle kutlamak gerekir. Bir anda Galatasaray'daki rüzgarı değiştirdi. Galatasaray'ın taraftarının da rüzgarını değiştirdi. Gerçekten bu transferin bitirilmesinin perde gerisi çok daha önemli diye düşünüyorum. Tabii Okan Hoca'nın oyuncuyla konuşması çok kıymetli ama bir gerçeği söyleyelim. Galatasaray'da birçok yıldız oyuncuyu kazandıran menajer Gardi'nin de bu işte büyük pay olduğunu söyleyelim. Yani eğer Gardi bir Galatasaray'ın ekstra futbolcusu gibi hizmet ediyor. Yani dışarıda öyle oyuncuları alıp getiriyor ki bu da bir Gardi'nin Galatasaray'a yapmış olduğu bir hizmet olarak görüyorum. Ama bunu oradan çıkarmak, Napoli'den çıkarmak, 6 milyon euro bir sezonluk Galatasaray'da oynamasını sağlamak hem yönetim adına hem de Gardi adına çok kıymetli. Kaldı ki Osimhen gibi bir oyuncu öyle bir karşılama töreni yaşadı ki Galatasaray'a çok büyük hizmetler yapacağını düşünüyorum. Çünkü o tribünlerle defalarca birlikte top oynayacak. Ama burada önemli olan bir konu daha var.
Bakın sadece Galatasaray'ın açıklamasında 6 milyon eurodan bahsediliyor. Bir sezon için söyleniyor. Ama Napoli bir açıklama yaptı. Dedi ki 30 Haziran'a kadar dedi. Bakın birçok algıların ve dedikoduların önünü kesti. Yok Ocak'ta gidecekmiş. Yok başka bir takıma transfer olacakmış olmuşmuş diye. 30 Haziran'a kadar. Yani bu Napoli'nin kendi resmi açıklaması. İnternet sitesinden. Yani baktığımız zaman şu anda Osimhen Galatasaray'da bir sezon. Yani 30 Haziran'a kadar Galatasaray'ın sözleşmeli kiralık oyuncusu olarak hizmet verecek. Ve karşılığında da Galatasaray 6 milyon euro bir ücret ödeyecek. Dolayısıyla buraya kadar her şey güzel ama transfer üstünden bakarsan sezonun transferi, yılın transferi diyebiliriz. Kusura bakmasınlar. Yani böyle bir oyuncunun gelmesi bence rakipler üzerinde de ciddi bir baskı oluşturacaktır. Çünkü herkes önemli transferler yaptı, kabul ediyorum. Bunların hepsini alkışladık. Ama bu Türkiye'de bu sezon yapılan tüm transferlerin kreması şu anda. En üstündeki olay. Baktığımız zaman gerçekten Osimhen sadece Galatasaraylıların ve Türk sporcularının izleyeceği bir oyuncu olmayacak. Bütün Avrupa'nın gözü Osimhen'i almak isteyen büyük kulüplerin taraftarları, kulüp yöneticileri ve başkanları Nijeryalı oyuncunun Galatasaray'daki performansını yakından takip edecekler. Yani Napoli doğru bir hamle yaptı ve bu hamlenin yapılmasında da bir kişiyi unuttum. O da Mertens. Mertens'in birlikte oynamaları, Osimhen'in üzerindeki ağırlığı, etkinliği, ona futbolculuk döneminde yaptığı verdiği destekler ve yaptığı lojistik yardımları bakarsak, Osimhen'in buraya gelmesindeki her ne kadar Galatasaray'ı tercih etmesinin ötesinde Mertens gibi Galatasaray'ın bir futbol aklının da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani Osimhen'i bence herkes keyifle izleyecektir bütün sezon boyunca. Ve Galatasaray'ın sadece ligde değil, bu sezon Avrupa'daki düellosunda da bir ölçüde farklı bir noktaya gelmesini sağlayacaktır. Çünkü Osimhen'in rakip defanslar üzerine de ciddi baskı oluşturacağını düşünüyorum. Atletik bir oyuncu, mücadele eden bir oyuncu, sürekli yer değiştiren ve önemlisi yüksek toplarda attığı kapalı golleriyle alkışlanan bir oyuncu. Yani Galatasaray 6 ve 8 hafta sürecek bir Icardi'nin yanına baktığımız zaman Osimhen'i tercih etti ve Osimhen'i getirdi. Hani şimdi diyorlar ya Osimhen'le Icardi oynar mı? Vallahi ben bu yorumları yapan insanlara bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Selim Soydan'ın bir sözünü hatırlatayım. İyi oyuncular her yerde birlikte her zaman oynarlar der. Ben bu dediğimi mesajı o arkadaşlar alsınlar. Dolayısıyla kıskançlık yapmamak lazım bu işlerde. Türkiye'ye gelmiş böyle bir oyuncuyu bir senede olsa izlemenin keyfini herkes yaşasın diye düşünüyorum. Kesinlikle aynı kanaatteyim Levent abi. Peki şunu da sorayım. Şimdi gece saat 1'e kadar vakit var Avrupa listeleri için. Galatasaray'da da Okan Hoca'nın açıklaması var. 3-5-2 oynayacağız dedi. İşte buna göre takımımı hazırlayacağım şeklinde gelen de bilgiler var. Gece saat 1'e kadar. Şimdi diyeceksin ki ya transfer iştahınız ne kadar da bolmuş. Ama şartlar öyle ki Galatasaray'da 1-2 noktaya daha takviye ihtiyacı var gibi gözüküyor. Beklentiniz nedir abi? Allah'ım ben şöyle söylüyorum. Bende de o beklenti var. Ben en kötü ihtimalle bir tane oyuncunun alınacağını düşünüyorum. Görüşmeler o yönde. Mevki İkinci var mı abi? Şu an. Efendim? Mevki bilgisi orta var sahaya, mı? Orta sahaya var. Kanat içinde zorlama var. Emre Kaplan tabii ki takip ediyor. Çok başarılı. Kendisini kutluyorum. Ama benim yaptığım görüşmelere göre Galatasaray öncelikle Okan Hoca'nın da isteğiyle Torreira'nın partilerini için çalışmalarını sürdürüyorlar. Bunlardan İki tanesi var ama bu isimleri söylemeyi doğru bulmuyorum. Çünkü biri olur biri olmaz. Yani dolayısıyla biri parasal konularda maalesef tıkanıklık gösteriyor. Aşağı çekmeye çalışıyorlar, ikna etmeye çalışıyorlar. Diğerini de görüşmelerini sıcak bir şekilde sürdürüyorlar. Yani yaklaşık olarak 6 saat var, 5,5 saat var. Biz öyle söyleyelim. 5,5 saat çok uzun bir süre. Bence gece bitmeden bu transferleri yakından takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Ben o bir transferin gerçekleşmesinin de Galatasaray'ın menfaatleri adına
doğru olacağını inanıyorum. Çünkü Oliveira da gitti orta sahada. Yani baktığımız zaman sadece bu iş Sara ve Kerem Demirbay üzerinden yürümez. Ama oraya alınması gereken oyunculardan iki oyuncudan bir tanesi Torreira'nın da işini kolaylaştıracağı gibi Galatasaray'ın orta sahasına da gerçekten çok ciddi katkı sağlayabilecek oyuncular. Benim bildiğim bu. Peki Levent abi, tecrübeli bir isimsiniz. Şunu sormak istiyorum. Galatasaray sezon istediği gibi başlayamadı ve almış olduğu sonuçlar tartışmaların devamını getirmişti. Şimdi bizim ülkemizde de bir iki transfer sahiden de bütün havayı değiştirir. Osimhen hamlesinin değiştirdiği hava nasıl sirayet eder sizce? Tamamen taraftar kısmından olumlu sirayet eder. Yani gecenin 3.30'una giden taraftar grubunu gördünüz karşılamaya. Eğer iddia ediyorum Osimhen İstanbul'a bir gibi falan inseydi bu seyir sayısı çok daha fazla olurdu. Ben Galatasaray yönetiminin de Ransak Arena'da büyük bir kalabalığa, full tribünlere bir imza töreni düzenleyeceğini düşünüyorum. Ve yapmaları da gerekir. Buna inanıyorum. Ama öncelikle bir defa dünyanın inanamadığı bir şey. Yani birçok kulüp peşinden koşuyor. 70-80 milyon var. 110 milyon. Bazen bu tür oyuncular gelebilirler diye düşünüyorum. Bunu sağlamak, oyuncuyu mutlu etmek, onun tekrardan futbol işine tutmak gerekir. Yani sonuçta bu bir tartışmaydı Napoli ile arasında. Napoli de akıllı davrandı. Bir yıl oyuncuyu bir kafanı dinle dedi. Bir yıl sonra Galatasaray'da elde edeceği başarılarla tekrardan o futbolunu herkese güzel futbolunu herkese sergileyeceğini düşünürsek bu zaten oyuncu yani sezon sonunda da istediği transferi yapar diye düşünüyorum ben. Osimhen şu anda dünyanın en önemli golcüleri. Ben 4 arası dedim ama bana arkadaşlarım 3 diyoruz dedi. Biz bunu Lautaro Martinez'in önüne de koyarız dedi. Benim için 1 numara Haaland, 2 numara Mbappe, 3 numara Osimhen oldu bu açıklamalardan sonra. Beni ikna ettiler bu konuda. Net olarak söylüyorum, Osimhen gerçekten Galatasaray camiasındaki havayı değiştirdi. Yani bu transferleri kim başardıysa, bakın bunun perde gerisi çok kıymetli. Oyuncu buraya getirecek. Gardi'nin tabii ki burada çok büyük payı var. Ama önemli bir menajer. Yani Galatasaray'ın bu menajerle uzun süre çalışması gerekir. Çünkü ne kadar yıldız seviyesindeki oyuncular varsa Galatasaray'a geliyor. Yani dediğim gibi daha evvel de söyledim. Onyekuru'nun yakınlığı, özellikle Mertens'e olan saygınlığı, Galatasaray'ın kendisine gösterdiği ilgi, birçok kulüp belki istemiş olabilir Türkiye'den. Bu tür haberler çıktı olabilir. Ben buna saygı duyuyorum. Ama Osimhen Galatasaray'ı tercih etmişse, 6 milyon euro bir sezon oynayacaksa, bu Osimhen, bak çok ciddi bakıyorum olaya, şu anda rakip taraftarların da, psikolojisini bozar. Rakip kulüplerle de üzerinde de, yani teknik adam oyuncular üzerinde de ciddi bir baskı oluşturur. Yani şu anda en flash oyuncular kim olarak bahsediyorduk gelen oyuncular içerisinde? Immobile ile, değil mi? Rafa Silva. Ve Beşiktaş'ta da iyi oyunlar oynadılar. Şimdi Fenerbahçe El-Nesri'yi aldı. Önemli bir oyuncu bunu. Ama Osimhen yani öyle bir ki dev gibi yükselen, neydi onun adı? Kafa golleri atan Osimhen bana göre bu transferleri o fizik gücüyle de üstüne de çıktı. Becerisiyle de, kalitesiyle de, oynadığı futbolla da bu transferlerin önüne geçti. Neden önüne geçti? Bugün bütün rakiplerin yaptığı oyuncular çok kıymetli, saygı duyuyorum. Ama Avrupa basınında bu kadar yer almadı. Dünya basınında yer almadı. Osimhen'in Galatasaray'a imza atması bütün dünyanın ilgisini bir anda Galatasaray üzerine çevirdi. Galatasaray yönetimi de bu başarılı iş yaptı. Osimhen üzerinden sağlanacak baktığımız zaman bu forma veya başka tür gelirler Galatasaray'ın yapmış olduğu anlaşma gereği firmayla, yani şeyle, forma firmasından ciddi bir bonus kazanmasını da sağlayacak.
Bunu da böyle değerlendirmek lazım. Ben Galatasaray yönetiminin bu başarısını şundan kutluyorum. Bu stratejik bir hamledir. Bu stratejik hamlenin psikolojik yönü rakiplere göre üstünlük sağladığı gibi Galatasaray'ın kazanacağı ekonomik yapısına da ciddi katkı sağlayacak.